Kapanışa doğrudan herkese iyi akşamlar efendim. Ben Gözde Kuyumcu, piyasalara dair son notları ve başlıkları aktaracağız. Herkese iyi haftalar diliyorum öncelikli olarak. Ve bugün için küresel borsalarda risk iştahı açık diyorduk. İçeride de öyle yansıması. Bir yandan tabii şu anda ABD seçimlerine sayılı süre kaldı. Heyecanla seçim gündemini de takip ediyoruz. Anketlerde biliyorsunuz Biden'ın önde gittiği de söyleniyor. Bakalım gerçekten de öyle mi olacak? Önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız. Şimdi özellikle baktığımız zaman bugün risk iştahı algısı açık demiştik. Borsa İstanbul tarafında da ciddi bir hal oldu. Avrupa piyasalarında da öyle. Geçtiğimiz hafta hem ikinci dalga hem ABD seçimlerine dair belirsizlik mi dersiniz? Artık piyasalarda hızlı satışlar görmüştük. Biraz tepki hareketleri olarak da adlandırılıyor ama tabii bugün özellikle yeni ayın ilk haftası diyelim hızlı başladı borsalar tarafında. Bakalım kalıcı olabilecek mi? Hafta geneline yayılabilecek mi? Az sonra Filiz Özcan bizlerle olacak. Kendisine de soracağım. Şimdi Euro bölgesi tarafında baktığımız zaman PMI rakamları halen daha toparlanmaya işaret ediyor. Özellikle imalat sanayi PMI'yi Almanya ve İtalya'da son 31 ayın en büyük yükselişini kaydederken Euro bölgesinin tamamı içinde beklentilerin üzerinde kaldı. Euro bölgesi Ekim PMI'yi Almanya öncülüğünde yükseldi dedik biz de bu nedenle. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tabii koronavirüs vaka sayıları artış gösteriyor. Kısıtlamalar geldi. Nasıl olacak ve özellikle ilerleyen dakikalarda Fransa tarafında kısıtlamalarla ilgili son bilgileri de alacağız. Bir bağlantımız olacak, onu da söylemiş olayım. Gelelim içerideki ihracata. Özellikle biliyorsunuz rekabetçi kur söylemi çok fazla gündemde. İhracat tarafında biraz bunun ekmeğini yiyoruz diyebiliriz belki de. Çünkü Ekim ayı ihracat rakamları Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak adlandırıldı. Ruhsar Pekcan açıkladı. Ekim ayı ihracat rakamı %5.6'lık artışla 17.3 milyar dolara yükseldi. İthalat tarafına baktığımızda altın haricinde özellikle Ekim'de altın ithalatı 2 milyar dolar oldu. Dolayısıyla ithalat tarafında da artış var ama ihracat tarafındaki artış daha hızlı görünüyor. Detaylarını konuşacağız. Önümüzdeki dakikalarda bugünkü konuğum Profesör Doktor Sema Kalaycıoğlu bizlerle olacak. Onu da belirteyim. Bir yandan da tabii ki 4. gündem maddemizde az önce belirttiğim ABD seçimleri. Bu gece kritik, sabaha karşı bakalım nasıl detaylar çıkacak ortaya diyelim. Filiz Özcan'a dönelim hemen. Filiz Hanım hoş geldiniz. Piyasalardaki hareketlilik nasıl yorumlanıyor? Sizden dinleyelim. Merhaba Gözde Hanım. Evet, bugün enteresan bir risk iştahında yükseliş vardı. Borsa İstanbul'da da, yurt dışı piyasalarda da. Ama aslında bunu biz biraz geçtiğimiz hafta yaşanan bu sert düşüş sonrasında bir tepki hareketi olarak değerlendiriyoruz şu an için. Çok fazla trend değiştirici ve devamı gelebilecek bir hareket olarak bakmıyoruz. Malum yarın seçimler var. Ona göre seçimlerden çıkabilecek sonuçlara göre birçok senaryo var. O yüzden hani dediğim gibi şimdilik sadece bir tepki alımı gibi gözüküyor bize. Çok fazla hani bütün finansal enstrümanlarda risk on moduna geçti global piyasalar diyebileceğimiz bir etki değil açıkçası. Bu petrol fiyatları hala düşük kalmaya devam ediyor. Teşvik paketleriydi piyasaları ana besleyen konu. Bunun seçimler sonrasında ne yönde şekilleneceği biraz daha genel fiyatlama üzerinde belirleyici olacaktır diye düşünüyoruz. Keza koronavirüs konusunda ikinci dalga da yine piyasalar üzerinde baskı yaratan bir unsur. Bu ne tarafa doğru şekillenecek? Aşı gelişmeleri, seçim sonuçları. Yani önümüzde bizi bekleyen oldukça dalgalı bir seyir var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu hızlı yükseliş yarın öbür gün için belki sert satışa da dönebilir diye bir beklenti var mı? Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Aynen öyle. Dediğim gibi hani şu an sadece bir tepki hareketi olarak bakıyoruz. Seçimlerden sonra çok farklı senaryolar oluşabilir. O yüzden dalgalanma boyu yüksek kalabilir. Yani ilk etki, ayrıca seçimlerin hemen 3 Kasım'dan sonra bir sonraki gün netleşip netleşmeyeceği de belirsiz. Uzayabileceğine ilişkin beklentiler de var. O yüzden dalgalanma devam edecek gibi gözüküyor hafta boyunca. Sizin seçim senaryonuzda peki hangi senaryoya daha yakınsınız? Neler konuşuluyor? Yani aslında biz Biden şimdi anketlerde önde, bahis tarafında da yine Biden önde yer alıyor. Dolayısıyla bizim senaryomuz aslında biraz Biden'ın seçimleri kazanabileceği yönünde. Dolayısıyla tabii bu başkanlığı evet belki başkan seçilecek ama işte senatodaki, temsilciler meclisindeki çoğunluğu yakalayabilecek mi? Bu da diğer önemli bir konu. Eğer yakalarsa hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde yurt dışı piyasalar için önce pozitif bir etki olduğunu göreceğiz. Borsa İstanbul için ise Biden'ın tabii seçilmesi biraz negatif bir senaryo. O yüzden biraz temkinli yaklaşıyoruz bu konuya. Genel olarak şu anda yükselişleri dediğim gibi biraz temkinli bakıyoruz Borsa İstanbul tarafında. Evet, dikkatli olmakta fayda var. Filiz Hanım çok teşekkür ediyorum. Filiz Özcan bizlerleydi efendim, Global Menkul Değerler Strateji Müdürü. Kısa bir ara, aranın ardından Profesör Doktor Sema Kalaycıoğlu bizlerle olacak. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Profesör Doktor Sema Kalaycıoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Gözde, tabii ki gündemin en önemli maddesi ABD seçimleri olduğu için biraz oradan başlayarak devam edelim isterseniz. Nasıl okuyorsunuz ABD'deki senaryoyu? Şu anda hani Biden'ın seçimlerde önde gittiği biliniyor. Ama geçtiğimiz anketlerde o salınacak eyaletler şaşırtabilmişti. Dolayısıyla yine böyle benzer bir senaryo düşünür müsünüz? Ne görüyorsunuz önümüzde? Onları korkulu rüya olarak okuyor benim tanıdıklarım. Tabii onlar Trump gibi özellikle kurumları, gelenekleri bozan bir aday 4 yıl daha seçilmiş olmasını istiyorlar. O ön yargılı bakış açısını bir kenara bırakacak olursam, bugün biliyorsunuz Pennsylvania savaş alanı gibi. Her iki taraf da çeşitli yerlerinde o eyaletin dolaşıyor ve son noktalara ulaşmak için çaba sarf ediyor. Bu demektir ki henüz bazı şeyler çok belli değil. Çünkü iki aşamalı bir seçim. Doğrudan oylar her zaman işe yaramıyor. Bunu Hillary Clinton'ın girdiği 2016 seçiminde gördük. 2-3 milyon seçmen farkıyla kaybetti. Oysa Trump'a karşı daha fazla oy almıştı. Ama bu seçilmişlerin bir electoral college, bir seçici kurulları var onların. Her eyaletten farklı oranlarda nüfusa göre gelen. Onların son sözünü söylemesiyle seçim sonuçlanıyor. Şimdi Pennsylvania gibi bir eyaleti, Wisconsin'i ve Michigan'ı alırsa Biden seçilir. Ama bazı eyaletler hala belirsiz. Bunlardan bir tanesi Georgia, Florida hep çetin ceviz. 2000'li yıllarda da sorun olmuştu. Çok uzun süre sayılması çekti. Dolayısıyla bir kere yarın sonuç beklemeyelim herhangi bir saatte. Bir kere arada saat farkları var. Biz akşamken onlar yeni başlıyorlar güne. Seçim de son sandık seçimleri gidip resmen fiilen oy verecek olanlar bu saatlerde veya biraz daha önce doğuya veya batısına göre veya Hawaii saatine, okyanus saatine göre değişecek. Ama yarın kesin bir sonuç beklemeyelim, olur mu? Çünkü ondan sonra çetin bir süreç ve Trump gibi sıra dışı bir başkanla çekilecek belki bir çile var. Ama ne doğrultuda olacağını bilemiyoruz. Umut var Biden için, Biden isteyenler, Biden'ı gönül vermiş olanlar, düzenin biraz daha normalleşmesini isteyenler için. Ama yarın belli olmaz Gözde Hanım bu. Bu iş kimi zaman Ocak başına kadar uzamış olduğu zamanlar var. Tarihlerini iyi takip ediyorlar. 1800'lerde iki gün önce bunlar bir kere seçim sonucu ne olursa olsun 20 Ocak'tan önce White House'u, Beyaz Evi veya Beyaz Sarayı dev alamıyorlar. İki gün önce bile gittiği, sonuçlandığı söz konusu olduğu dönemler olmuş. Ama daha makul bir tarih istiyorsanız bunun kongreye veyahut da mahkemeye intikal etmesi süreçleri Aralık ortasını 6 Ocağı falan bulabilir sonuç. Peki şöyle bir senaryo olursa, yani Biden açık ara o salınacak eyaletleri alırsa, yani seçim sonucunda özellikle baktığımız zaman makas açılırsa Biden o zaman, yani daha doğrusu Trump buna itiraz edebilir mi yine? Hayır, sanmıyorum. Çok açık arayla giderse olmaz. Ama bazı eyaletlerde, hangisi unuttum şimdi ama bir %7 fark Trump hala önde gözüküyor. Teksas önemli bir eyalet. muhafazakar bir eyalet. Georgia farklı bir nedenle, halbuki Afrika kökenli Amerikalı nüfusu olan bir yer. Florida Hispanik nüfusu olan bir eyalet. Orada mesela komünist bu Biden diye bir şeyler uyduruyor. Orada Kübalılar var. Kübalılar bundan çok çekiniyorlar. Küba'dan Castro döneminde kaçtıkları için. İşte Teksas, dediğim gibi orada petrolcülerin durumu var. Onlara bir mesaj gönderdi aslında, hem kaya gazı üretenlere şey vermeyeceğim, sübvansiyon vermeyeceğim iktidara gelirsem. Çünkü ben temiz enerji taraflısı bir başkan olacağım. İklim değişikliği benim için çok ciddi bir sorun. O bağlamda petrolcüler ve kaya gazı üreten şirketler ve eyaletler bundan etkilenebilir gibi dürüst bir mesaj da verdi. Dürüstlük önemli tabii. Yalana karşı dürüstlüğü daima tercih eden bir kitle olacaktır. Bir görelim yarın sonuçlar ne gelecek. Çok erken, yarın bile erken. Ama dediğim gibi Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin gibi swing states, salıncak eyalet diyorsunuz. Bunlardan gelen sonuçlar belirleyebilir. Uzun çekecek. Zaten uzun başladı, postayla başladı biliyorsunuz. Pandemi dolayısıyla büyük zorluklar çıktı. Eğer az marjla olursa büyük iç çatışmalar çıkabileceğinden de korkuluyor. Yani şiddet olabilir diye korkuluyor. Zaten şiddette teşvik eden bir başkan Trump, biliyorsunuz. Ondan zevk alıyor gibi bir hali var. İyi çocuklar diyor bazı şiddet gruplarına. Onları üstlerine salabileceğini ima ediyor. Bunlar da güvenlik çevrelerinde çok makbul değil. Her ne kadar sessiz, ketum davranıyor iseler de bazı çevreler bundan ciddi bir şekilde rahatsız. Üstelik silah alım satımının gayet serbest olduğu bir ülkede bunun denetimiyle ilgili sesi Biden'dan duyuyorsunuz, ama Trump bunu teşvik ettiği gibi iyi çocuk dedikleri insanları da silahlanıp başkalarına saldırmaya teşvik ederse bu iç savaş gibi bir şey. Buna çok ihtimal verilmiyor ama endişe konusu. Sıra dışı ama düzen bozucu bir adam Trump. Hem Amerika'nın düzeninde hem dünyanın düzeninde ciddi gedikler açtı. Bir tek kedi olanı bir fare tuttu. İsrail'le Arapları barıştırdı. Biliyorsunuz Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'den sonra İsrail'in varlığını kabul eden ülkeler olarak, iki ülke olarak ortaya çıktılar. Aynı şekilde Sudan yeni bir anlaşmayla bunu sağladı. Belki buna bir yardım oldu, ama bu da bir süreç, muhtemelen tezgah önceden kurulmuştu. Evet. Ama damadı Şehriyari yaptı diye ona Jared Kushner'a. Evet hocam, peki Türk varlıkları anlamında mesela Biden senaryosunu nasıl konumlandırıyorsunuz kafanızda? Hani ne anlamında? Türk varlıklarına etkisi anlamında, yani borsa olsun, kur üzerinde nasıl bir etki görebiliriz? Eğer ki o açık ara... Türkiye için mi sordunuz? Evet hocam, kesinlikle. Şimdi dalga etkiler olacaktır. Tabii bazı ülkeler sanki Trump seçilirse kendilerine daha iyi olacakmış gibi düşünüyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de genel bir görüş. Keyfi bir başkan, keyfi bir yönetimle, keyfi ilişkilerle yürütüyor gibi. Doğrudan bağlantıyı kurmak yanlış. Dolaylı etkilerin ilkini İngiltere'de göreceğiz. Birleşik Krallık'ta göreceğiz. O Brexit anlaşması, Brexit oldu. Ama bir ticaret anlaşması olup olmamasıyla ilgili bazı meseleler Biden seçilirse olabilir. Trump seçilirse hiç itibarı olmaz. Ama her halükarda eğer Kuzey İrlanda ile ilgili bir sorun devam ederse kongre reddedecektir dendi. Bunu şunun için söyledim. Ben size başka soru sordum. Hoca bana İngiltere bağlamında cevap veriyorsunuz demeyin. Kongrenin durumunu vurgulamak için söyledim. Yani başkan önemli ama hakimi mutlak değil. Biden da seçilse, Trump da seçilse bir ülkenin sorunuzda olduğu gibi Türkiye'nin durumuyla ilgili çekinceler kongreden gelebilecektir. Dolayısıyla gelelim dolara. Amerika'daki şu anda belirsizlik bizim dolarda yaşadığımızın nedeni değil. Bizim dolar kuru, Türk lirası dolar kuru ve Türk lirasının aşınma süreci doğrudan doğruya kendi ekonomi yönetimimizle ilgili. Amerikan dolarının uluslararası piyasalarda değer kaybı, değer kazanması kendi seçim süreciyle ilgili. Ama Türk lirasının aşınması ulusal insanların ve ulusal kurumların Türk lirasına güven duymamasıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla Biden da seçilse, Trump da seçilse bizim Türk lirasının daha değer kaybetmemesi için ulusal kurumların, başta Merkez Bankası olmak üzere ve ulusal ekonomik faaliyetlerin etkinliğine, bize verilen rakamların güvenilirliğine gönül veriyor olmamız lazım, güvenmemiz lazım. Eğer bu konuda tereddütler varsa insanlarımız ve kurumlarımız tasarruflarını bir başka parayla, dolarla, avroyla veya altın ithalatı artmış mesela. İthalat bugün Ruhsar Pekcan, Sayın Pekcan açıklama yapıyor. İthalat azaldı 20 milyar dolar kadar Ekim ayı ama altın ithalatı azalmadı çünkü insanlar altına da kayıyorlar. Dolayısıyla Türk lirasının aşınma süreci bir güven bunalımının sonucudur Türkiye ekonomisinde. Verilen rakamlara güvenememizden, Merkez Bankası'nın aldığı kararları geç almasından. Peki hocam özellikle dolar TL tarafındaki yükseliş için hep konuşuyoruz. Yani enflasyon tarafında kesinlikle bir baskı getirecek. Zaten üretici fiyatları tarafında hani bunun yansımalarını yavaş yavaş görmeye başladık diye. Yarınki mesela enflasyon rakamlarından sizin beklentiniz ne? Benim suya sabunda dokunmayan makul ölçülerde enflasyon rakamı bugüne kadar ne geldiyse onun çok üzerinde bir şey gelirse gerçekçi hayret eder. Kim açıklama yapıyorsa TÜİK'ten gider elini sıkmak yolunu ararım. Tabii el sıkışmıyoruz ama şöyle aldım kalbime koydum diye işaret yapabilirim ama öyle bir şey geleceğine inanmıyorum. Uzun bir süre hani güveni zedelemeyelim, panik yaratmayalım diye bazı rakamlar, bazı gelişmeler gölgelendi kasıtlı olarak. Ama öyle bir kritik noktaya geldik ki artık duyduğumuza, gördüğümüze değil hissettiğimize ve bazı verilere dayanarak kendi tahminlerimize güveniyoruz. Eğer dolar kuru, döviz yükselmesi geçen yıldan bugüne %35'e varan bir düzeyde ise ve yani Türk lirası %30 üstünde bir değerde aşılmışsa ve döviz kuru bir temel girdi gibi petrol fiyatı, elektrik, doğalgaz gibi temel girdi olarak üretimde etki yaratıyorsa benim için enflasyon rakamı %11.9 açıklandığı zaman biraz neleri dışlıyorlar, sepette neyi gene dışında tuttular diye tereddüt yaratıyor. Çünkü bakınız gerçek anlamda üretici girdi fiyatlarının artışını yansıtır. Ama bir de keyfi fiyat artışları var. Hiç dolarla iş yapmayacak bir insan dolar yükseldi diye fiyatını da arttırdığı zaman şehirlerde farkı olabilir yerleşim yerlerine göre. Ama ciddi bazı keyfi fiyat artışları da yaşıyoruz. Benim beklentim öyle tatlı su levreği gibi bir rakam çıkacağı %13 belki çıkabilir. Ama dikkat edin Merkez Bankası sıkılaştırma kararlarına devam ediyor. Evet hocam bugün de adımlar atılmıştı. Onu soracaktım size. Ama gecikmiş bunlar Gözde Hanım. Yani geç alınan politika önlemleri gecikmiş. Kanserde de diyorsunuz ki erken teşhis gerekiyor. Erken yakalarsak kanserden kurtulma oranı yüksektir. Ama geç yakalarsak işin Allah'a kaldı, mucizeye kaldı. Şimdi bu durumda güven pekiştirmenin yollarını aramak ve umudu Biden veya Trump'tan ziyade kendi politik kararlarımızla kendi alacağımız önlemlere bağlamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama galiba şimdi benim düşüncemi soruyorsunuz. Evet, yani Merkez Bankası tarafından tabii geçtiğimiz hafta özellikle o gelen karar sonrasında biz biliyorsunuz çok konuşmuştuk bu konuyu. Neden evet, böyle bir hani adım atılmadı ve bundan sonrası için şöyle yorumlar geliyor biliyorsunuz hocam, siz de duymuşsunuzdur. Yani özellikle Merkez Bankası bundan sonrası için eğer dolar TL üzerindeki baskı artarsa bir şekilde daha fazla bir faiz artırımı yapmak durumunda kalabilir. Tabii o da etki edecek mi? Onu da bilemiyoruz ama dolayısıyla tabii beklentiler bozulmuş durumda. Enflasyon tarafında da bunun etkisini göreceğiz gibi duruyor. Maalesef efendim gecikmiş faiz kararları. Şimdi faiz arttı. Geçen ay sabit tuttu. Tabii. Ama ona rağmen başka oranlar. Bunu da daima sizlerle veya başka kanallarla yaptığım sohbetlerde dile getirdim. Birden fazla faiz olduğu zaman o da kafa karıştırıp keyfiliğe işaret ediyor. Yani kim nasıl faiz alıyor, nerede işlem yaparsam daha yükseğini alır da kendi ulusal paramla tasarrufumu veya kendimi koruyabilirim diye düşündürüyorsunuz. Aynı şey kurda da olabilir. Bakın ihracat rekor arttı deniyor. 17.3 milyar dolar bu ay. Evet, doğru. Deri ayakkabı bol ihraç ediyoruz oraya buraya. İşte hijyenik malzeme ihraç ediyoruz. Bunu sakın ha Türk lirasının değer kaybına bağlamasınlar. Bir ülke size söyleyeceğim, parası değer kazanırken ihracat şampiyonu olmuştur dünyada. Japonya, Türk lirası sağlam bir para olarak kendi halkının güvenine layık bir para olarak da Türkiye ihracatta tutundurma yapabilirdi. Yapabilir de bu konumda. Dolayısıyla çok sayıda faiz kafa karıştırıyor. Şimdi gecelik oranlar yüksek, bono faizleri yüksek. Bunların hepsinin sakıncaları var. Kurda da olabilir. Bilmem deri ayakkabı ihracatına farklı kur, başka bir madde ihracatına başka bir kur, şu ithalatta bu kur, bu ithalat, bu çoklu kur, çoklu faiz hem bürokrata zor, hem banka akreditif hesaplarında zor, tasarruflarda zor. Hani siz de ufak marjlarda bizim hatırlı müşterimizsiniz, size biraz başka bir faiz alayım diyor ama bu öyle değil. Ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar keyfilik ve o kadar anlaşılmazlık geliyor. Keyfiliğin olduğu düzenler zararlı düzenler. Bu bağlamda başlangıç noktasına evet, getireyim sizi. Trump'ın seçilmesi demek yine keyfi bir dönem 4 yıl devam edecek demek. İlişkiler ki ben açtım, istedim, şunu yap dedim. Yani o zaman ne biçim bir ilişkidir bu? Kurumların ilişkisi başkadır. Kurumsal yapıların zedelenmeden devam ettirilmesi, hayatta kalması önemlidir. Kurumların tahrip edilmemesi, başta Merkez Bankası, denetim kurumları, Sayıştay gibi mahkemeler, bütün hukuk sisteminin keyfileştirilmiş olduğu düzenler maalesef çöküntüye mahkum düzenler. Yeniden yapılanma evet, zaten bunlar. Hocam vaktimiz kısıtlı. Ben başka bir soru daha sormak istiyorum size. İhracat tarafında anlıyorum Japonya benzetmesi yaptınız. Halihazırda tabii yüksek teknoloji ve katma değer adına rekabetçi kur üzerinden değil de bu şekilde olabilir diyorsunuz. Peki bir yandan da şimdi önümüzde başka bir konu var. Brexit meselesi. Burada bugün gelen mesela konuda balıkçılık sektörüne çok fazla biliyorsunuz dikkat çekiliyordu. Burada bir anlaşma olabilir Kasım ortasında diye söylemler başladı. Umut var, konuşmalar yapılıyor ama ne dersiniz, oradaki pürüzler acaba halledilebilecek mi? Şimdi efendim 7 yuvarlak masa toplantısı yaptılar. Bir şey çıkmadı. Arada atıştılar. Herkes kendi çapında diğerine karşı sert tavır takındı. Ve hiçbir taraf diğerine karşı taviz vermeme eğiliminde. Pandemi dolayısıyla bir takım önlemlerin alınamadığını İngiltere'de, yani yeni hazırlıkların yapılamadığını duyuyoruz. Bunların bir kısmı çok böyle ufak çaplı şeyler. Mesela süpermarketlerdeki ürünlerle ilgili. Süpermarket kargaşası yaşayacağız diye bir telaş var. Ama son anda bir takım anlaşmaların olması mümkün mü? Olabilir. bunların başında ticaret anlaşmaları, trade agreements, ticaret anlaşması geliyor. Ticaret anlaşmasını imzalamış olması yetmiyor. Bir, onanacak. O da olabilir. İki tarafta parlamentolarda onayacak. Bu ticaret anlaşmaları neyi içerecek? Hangi malları içerecek? Hangi mallar WTO kararlarına göre, WTO kurallarına göre arada ticarete konu olacak? Mesela İngiltere'de üretilmeyen zeytin gibi bir ürün, İtalya, Yunanistan, İspanya'dan gelen bir ürün olarak neye tabi olacak? Ona gümrüksüz mü girecek yoksa gümrükle mi girecek? İngiltere'de üretilen, yani Birleşik Krallık'ta üretilen bir ürünü nasıl koruyacak? Bunlar sorun. Balıkçılık çok önemli bir sorun. Açık denizden çok, arada çok kısa mesafe var Fransa'yla, Danimarka'yla, biliyorsunuz. İrlanda Cumhuriyeti'nde bir kara sınırı var. Şimdi biraz Cebeli Tarık'ta da anlaşmayı bekliyoruz sesleri yükseldi İspanya açısından. Dolayısıyla sorunlu alanlar çok ama en büyük sorun İrlanda sınırından mal geçişleri Kuzey İrlanda'ya nasıl olacak? İşte o dananın kuyruğunun koptuğu nokta olacak. Anlaşma peki olsa bile, anlaşma olsa bile Biden veya Trump seçimi, gene sizin sorunuza bağlıyorum. Amerika'dan ses geliyor. Bizim o ticaret anlaşmasını tanımamız için kongre olarak İrlanda'yla Good Friday, Kutsal Cuma Anlaşması'nı bozacak bir adımın gelmemesi lazım. O sınırı açık tutacak, o sınırdan geçecek malları gümrük tarifelerinden masum, kontrollerden masum hale gelecek. O zaman şöyle bir tehlike var. Avrupa'daki birçok ülke İrlanda'ya gönderir malı, oradan serbest girsin diye. Bakalım nasıl halledecekler. Son anlaşma geçerliliği ancak bu koşul diyor Amerika. Amerika'da en büyük ticaret ortaklarından bir tanesi İngiltere'nin. Evet. Dolayısıyla önümüzde bu anlamda da zor bir süreç var. ABD seçimleri için de sizden anladığım kadarıyla zaten öyle nihai bir sonuç beklemiyoruz. Hayır. Dolayısıyla yıl sonuna kadar belki de bu konuları konuşacağız. Tekrar sizi de rahatsız ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşelim bakalım durum ne olacak. Sizle sözleşelim isterseniz. Olur ama hocam, şu anda bizim için en acı olan İzmir'deki can kayıplarıdır. Kesinlikle. İzmir'deki yıkıntılardır. Eğer bunlar bizim şu anda hala sorunlu olduğumuz ülkelerle aramızda bir kere daha hatırlatırsa, evet, doğa hükmünü icra ediyor. Yunanistan el gösteriyor, uzatıyor. Evet. Fransa el uzatıyor. Dolayısıyla bir parça bu deprem ve hayatını kaybedenler Türkiye'nin biraz daha barışçıl bir satıma ile kavuşmasına yardım ederse, evet, onların ruhları şad olur belki. Peki, sağ olun hocam, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Yine görüşünüze başvuracağız. Ve ABD seçimleri demişken son durumu da Melike Ayan'a soralım. ABD borsaları açıldı. Melike, nedir son durum? Neler konuşuluyor? ABD seçimlerine artık az bir süre kaldı tamamlanmasına diyelim ama nihai sonuç çıkacak diye bir beklenti var mı? Kesinlikle öyle bir beklenti yok ama Biden'ın uyarısı çok önemli. Beyaz Saray'ın çok erken bir seçim zaferi ilan etmesine karşı herkesi uyarıyor. Ve baktığımızda tarihi günler yaşıyoruz. Şimdi ABD'de 243 milyon kayıtlı seçmen var. Ve bunların şu ana kadar 93 milyonu, tarihte görülmemiş bir şekilde bu rekor bir sayı, 93 milyonu seçimlere gitmiş. Ve baktığımızda özellikle kritik bazı eyaletlerde ilk defa tarihte demokratların kendilerini öne geçirdiklerini ve buraları mavi eyaletlere döndürdüklerini, Cumhuriyetçiler New Jersey, Ohio'yu kaybederken demokratlar New Mexico, Staten Island, Minnesota'yı tam kaybediyorlar. Fakat bu son anda değişebilir. Pennsylvania çok kritik bir eyalet. Her zaman Cumhuriyetçilerin elinde olan bu eyalette şu son saatlerde kampanyalarını iki tarafta çok sıkı bir şekilde devam ediyorlar. Michigan ve Ohio'yu baktığımızda demokratlar bu Supreme Court'taki hakimlerle kontrol altına alıyorlar. Fakat en önemlisi şu an itibariyle gelen haberler ABD'lilere. Amerikalıların 3'te 2'si zaten bunalıma girmiş durumda. Stres içinde son anket sonuçlarına göre. Çünkü özellikle ABD'deki Manhattan manzaralarına, New York manzaralarına da bakarsak hatırlarsanız Black Lives Matter'lı ilgili olarak yani bu siyahi akımla ilgili olarak geçen yıl yani geçtiğimiz aylarda yaşadığımız olayları şimdi yaşamaya tekrar hazırlanıyor. Gucci, Versace, Armani gibi, Saks Fifth Avenue gibi büyük mağazalar kartonlarla, tahtalarla bütün vitrinlerini vurdular. Çünkü bazı yağmalamalara, Trump'ın bir takım kışkırtmalarıyla beyazların özellikle saldırıya bir şekilde maruz kalacağını düşündükleri için bütün bu mağazalar ve şirketler kendilerini korumaya aldılar bile. Manzaralar bu şekildeyken televizyonlarda gördüğümüz Teksas'ta 120.000 oyun tehlikede olduğu gösteriliyor ve FBI el attı çünkü Cumhuriyetçiler bir takım gösteriler bulundu. Bir tek burada değil. North Carolina'da da polis, Virginia'da, California'da yine Cumhuriyetçiler, Demokratlar arasında çok da barışçı olmayan bir takım sahneler gözümüze çarpıyor. Bir yandan da Stanford Üniversitesi'nin yeni bir raporu yayınlandı. O da biliyorsunuz Trump fiziksel olarak rallilere katılıyor. Şu son 2 günde kendisi neredeyse 14 rally yapmışken son 2 günde Biden 4 tane rally yaptı ve çoğu fiziksel değil, özellikle seçmenlerin arabalarından katıldığı. Cumhuriyetçiler ise tam tersine büyük kitleler şeklinde rallilerine devam ediyor. Stanford Üniversitesi bu rallilerden 30.000 yani Trump'ın rallileri nedeniyle 30.000 kişinin COVID-19 vakasına yakalandığını, 90'ın hayatını kaybettiğini ilan etti. Bunlar da yine Trump'ın biraz daha puan kaybetmesine sebep oldu. Şimdi puanlara bakalım. Ülke ortalamasında 10 puan önde olduğunu görüyoruz belki. Ama tabii ne kadar sağlıklı bu soru işareti bir. 2. Değişik medya mercilerini dinlediğinizde, mesela Fox'ı dinlediğinizde bazı eyaletlerde çoğunlukta Trump'ın olduğunu görüyorsunuz. 3'te 2'si Biden seçmenlerinin oyunu kullandı, sadece Cumhuriyetçilerin 3'te 1'i kullanıldı deniyor o tarafta. ABC'ye baktığınızda, CNN'e baktığınızda farklı bir manzara. O yüzden bu anket sonuçlarının özellikle baktığımızda yani arada 10 puan fark ilk defa bu kadar büyük bir fark görülüyor. Baktığımızda geçmişte 2016'da en yakın geçmişte Hillary Clinton'la Trump arasındaki fark bile bu kadar değilken şimdi bu şekilde borsa bunu fiyatlıyor görünüyor. Çünkü Biden fiyatlaması zaten geçen hafta başlamıştı. 35 koltukta zaten Temsilciler Meclisi'nde var marjinle. Biraz daha bunu geçeceği planlanıyor. Kongre Cumhuriyetçilerin elinde ama 53'e 47. Burada da yine bir yakın rakamlar söz konusuyken Cumhuriyetçilerin özellikle key battleground dediğimiz yani o kritik eyaletleri kaybetme tehlikesiyle birlikte genel anlamda şimdi anket sonuçlarına da baktığımızda oylamanın Biden lehine olduğunu görüyoruz. Ama bunu tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bazı eyaletlerde bütün oylamalar sonuçlanmışken bazılarında hala gecikmeli. O yüzden gerçekten bunun günler haftalar alabileceği bekleniyor. Borsaya baktığımızda 3. çeyrek bilançolarıyla karşı karşıyayız. Exxon'un bu sabah geldi ve karlılığı iyi satış düşük. Toyota, Nintendo, AstraZeneca'da bu hafta beklenenlerden. Bu hafta kritik bir hafta. Yarın ABD seçim günü, Fed politika kararı Perşembe, istihdam Cuma, Uluslararası Enerji Ajansı raporu da Çarşamba günü gelecek diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, oldukça yoğun bir hafta. Gündem gerçekten kalabalık. Yine konuşacağız diyelim ve Fransa'ya dönelim. Fransa'da vaka sayıları arttıkça biliyorsunuz Avrupa'da peşi sıra karantinalar açıklanmıştı. Fransa'daki son durumu öğrenmek için gazeteci Süleyman Tosunoğlu bizlerle. Süleyman Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, nedir son durum Fransa'da? Neler konuşuluyor? Şimdi Gözde Hanım, Fransa'da geçtiğimiz Cuma günü gece saat 12'de sokağa çıkma yasakları getirildi. Bu yasak kapsamında tiyatrolar, spor ve yüzme havuzları, küçük çapta olan mağazalar kapatıldı. Yalnız İnşaat sektörü, fabrikalar, eczaneler, fırınlar filan açık. Bunlar yasak dışına bırakıldı. Bugün okullar şeye başladı, ders başı yaptı, 12 milyon öğrenci ders başı yaptı. Okullar açık, yalnız üniversiteler burada evlerden çalışıyor. Yani teletravay dediğimiz sistem üzerinden çalışıyor. Diğer bir taraftan bu yasak, sokağa çıkma yasağı bir ay sürecek. Bir ay içerisinde sokağa çıkma yasağının kapsamı dışında kalan fabrikalar ve iş yerleri olan kişiler, işe gitmek isteyen kişiler aplikasyon üzerinden izin belgesini kendileri dolduruyor. Kontrollarda kontrol güvenlik görevlerini yani polislere bunu gösteriyorlar. Böyle bir yumuşak bir sokağa çıkma yasa yaşanıyor. Saat sıkıntısı var mı? Saat kısıtlaması var mı Süleyman Bey son olarak? Şu an saat kısıtlaması yok. Yani geçtiğimiz Mart ayında sokağa çıkma yasağı vardı biliyorsunuz. Evet, o zaman 3 ay filan 3 ay sürdü. Orada sokağa çıkma yasağı biraz daha katı bir şekilde şeydi. Yani tamamen her taraf kapanmıştı. Yalnız eczaneler ve fırınlar onlarda nöbetleşerek açıyordu ama bu yaşadığımız ikinci dalgada yani COVID-19 pandemi salgının ikinci dalgasını biliyorsunuz Avrupa yaşıyor. Avrupa'da da en fazla vaka sayısının olduğu ülkelerin başında şu an Fransa geliyor. Günlük vaka sayısı ne kadar şu anda? Şimdi dün vaka sayısına baktığımız zaman dün 42 bin vaka sayısı vardı. Peki. 200'ün üzerinde can kaybı yaşanıyor ve aynı zamanda bütün rehabilitasyon dediğimiz merkezler şu an %80 şekilde dolu. Çoğu yerlerde yer yok. Buna müteakkelen askeri hastane uçakları devreye girdi. Hastaları şehirlerden, dolu olan şehirlerden alıp diğer boş olan şehirlere götürüyor. Hükümet bu bir aylık sokağa çıkma yasayla ilgili 15 milyar avroluk ek bir bütçe ayırdı. Burada işine giremeyen kişilerin maaşları ödenecek. Aynı zamanda kiraları karşılanıyor. Diğer taraftan iş yeri sahiplerine 10 ila 50 bin avro yardım yapılıyor. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bey detaylı bilgi için. Evet, saat kısıtlaması yok ama kalabalık yerler artık kapatılmış durumda. Tiyatro gibi Süleyman Bey'in aktardığı okullar açıldı diyor ama üniversiteler uzaktan eğitim ve işe gidenler de bir uygulama üzerinden gidebiliyor. Özetlemiş olalım. Devam edelim bloomberg.com'da öne çıkanlarla. DAS Koordinatörü Erdal Turgut Bloomberg HS'ye İzmir'de yaşanan deprem sonrası sigortalıların ödemeleri almaya başladığını söyledi. Turgut 2500 dosyanın atamasının yapıldığını ve sigortalılara öğlen itibariyle ödemelere başlandığını ifade etti. Dünya genelinde Covid-19 tanısı konulan kişi sayısı 47 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 205 bini aştı. Salgında ikinci dalganın gelmesiyle birçok Avrupa ülkelerinde kısmi karantina uygulamalarına karar verildi. İstanbul Sanayi Odası Market İmalat PMI göstergesine ilişkin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre endeks 5. ayında da 50'nin üzerinde seyrini korudu. Türkiye'de imalat satın alma yöneticileri endeksi Ekim'de 53.9 oldu. İngiltere ve Avrupa Birliği yetkilileri planladıkları ticaret anlaşmalarının önündeki en büyük engellerden biri olan balıkçılık konusunda 8 aylık anlaşmazlığı gidermek için çözüme odaklanmış durumda. Bloomberg'e konuşan iki yetkiliye göre AB teknelerinin İngiltere'deki balık avlanma alanına erişimleri konusunda bir uzlaşma ortaya çıkması bekleniyor. Bitiriyoruz. Günden kalanlarda Vedat Özdan bizimle olacak. Her pazartesi olduğu gibi bizi izlemeye devam edin.